Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda parlayacak. 5. evinizi aydınlatacak. Satürn, Neptün burada bulunuyor ve genel olarak da yaratıcılığınızın öne çıktığı, hassasiyetinizin, duygusal enerjinizin güçlendiği bir aydasınız. Önemli bir ay Mart ayı. Tutulma meydana gelecek, ay tutulması ve bu ay tutulması kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önümüzdeki 6 ayı etkileyebilecek önemli bir döngüyü de başlatıyor. Evet, Balık burcunda 10 Mart'ta 20 derece Balık burcuna yeni ay doğacak sevgili akrepler. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Bu yeni ay duygusal hayatınızda, aşk hayatınızda yeni başlangıçları da ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte yaratıcı süreçleriniz, sanat, hobi çalışmalarınız, sosyal hayatınız, buralarda canlanmaların, hareketlenmelerin olacağı bir dönemdesiniz. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili konularda aktifleşiyor. Çocuk sahibi olmak isteyen sevgili akrepler, bu yeni ay döngüsü sizi destekleyebilir. Hamilelik, doğum ve bu konularda harekete geçmeniz belki bir gündemin olması mümkün. Çocuğunuz varsa çocuklarla paylaşımlarınızın artacağı, çocuklarınızın yaşamında bazı yeniliklerin ortaya çıkacağı yine önemli bir dönemi de işaret ediyor. Evet, herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok daha güzel, çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa yine yeni ayın etkileri önemli olabilir sizin için. Evet, bu ay yine önemli bir pozisyon var gökyüzünde. Ay düğümleri biliyorsunuz Koç terazi aksında, kuzey yön Koç burcunda ve Şiron Koç burcunda transitte. Bu ay kuzey düğümle Şiron'un birleştiğini görüyoruz. Az rastlanan bir transittir. En son 55 yıl önce böyle bir etki gökyüzünde oluşmuş. Dolayısıyla önemsiyorum. Şiron ne demek? Önce ondan bahsedelim. Uranüs ve Satürn arasında yer alan bir kuyruklu yıldız aslında ama astrolojide önemsediğimiz bir sembol ve mitolojide yaralı şifacı olarak karşımıza çıkıyor. Bizim hayatımızda kendimizle ilgili ruhsal olabilir, bedensel olabilir, zihinsel olabilir. Hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz, yaralı hissettiğimiz, gölge yanlarımız, hatalarımız, şifalanması gereken konularla ilgili aslında. O yüzden sağlıkla da çok alakalıdır. Bilgelikle de alakalıdır. İyileşmelerle ve ruhsal olgunlukla, farkındalıkla çok alakalıdır. Rehberlikle çok alakalıdır. Şiron etkisi. Sizin 6. evinizde böyle bir kavuşum söz konusu olacak. 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart bu etki kesinleşiyor ama ayın genelinde aslında yoğun olduğunu söyleyebilirim. Burada sağlığınızla ilgili bir sorununuz varsa doğru çözüm yolları bulmanız mümkün. Hani kronik bir sorunu keşfetmeniz, doğru bir doktoru bulmanız, doğru bir tedavi yolunu bulmanız ve şifalandırmanız mümkün görünüyor. İşle ilgili sorunlarınız varsa, işle ilgili mesleki konularda yeni açılımlar gelebilir. Size yol gösterecek bilgilerle karşılaşabileceğiniz gibi bunlar içsel rehberlikler, farkındalıklar olabilir ama hani fiziksel dünyada da karşınıza bir kişinin çıkması, size yol göstermesi, yardım etmesi mümkün. Bu bir doktor olabilir, öğretmen olabilir, bir şifacı olabilir, bir rehber olabilir. Dolayısıyla özellikle belki sağlıkla ilgili işte çocuklarla ilgili olabilir. Çünkü yeni ayda çocuk alanınızda olacak. Belki çocuk sahibi olma konusunda bir sorununuz var. Hani bununla ilgili bir tedavi yoluna girmeniz mümkün. İşle ilgili yaratıcılığınızı geliştireceğiniz, hani usta çıraklık ilişkileri dediğimiz, hani kendinizi geliştireceğiniz bir çalışma programına başlamanız, burada bir öğretmenlik almanız, bir rehberlik almanız, kendinizi, yeteneklerinizi geliştirmeniz, mesleki adımda gelişmeler kaydetmeniz mümkün. Bunun için aslında geleceğinizi etkileyecek önemli kapılar açılabilir, size yollar açılabilir. Önemli bir ay Mart ayı. Bu anlamda amaçlarınızı iyi belirleyin, işaretleri iyi takip edin sevgili akrepler. Ayın 20'sinden sonra Güneş artık Koç burcuna geçecek. 23 Mart'ta yönetici gezegeniniz Mars Balık burcuna geçiyor ki tüm bu sezgisel, duygusal, ruhsal, manevi, sanatsal çalışmalarda biraz daha enerjinizi yoğunlaştırabileceğinizi işaret ediyor. 5. evinizdeki Mars'ın geçişi size özellikle biraz daha romantik konularda, işte sanatla ilgili işlerde daha fazla enerji harcamanızı ortaya çıkarabilir. 20 Mart'ta ilkbahar ekinoksu, artık ilkbahar mevsimi başlayacak.
Yeni bir astrolojik yıl da başlıyor. 6. evinizde tabii ki güneşin parlaması, Merkür de bu alanda zaten hareket ediyor olacak. İş temponuzu günlük hayatınızın meşguliyetlerinde biraz daha arttıracak gibi görünüyor. Çalışanlar için bu daha fazla iş demek, öğrenciler için daha fazla meşguliyet demek. Hani ev ortamınızda, yaşadığınız mekanlarda bile daha fazla yapılması gereken işiniz, sorumluluğunuz olabilir. 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda Dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması sadece bu ayla sınırlı değil tabii ki. En az önümüzdeki 1,5 ay etkileri görülebilir ve önümüzdeki Eylül'de yaşayacağımız ay tutulmasına kadar da gündemde kalacak bir konu. Kişisel olduğu kadar aslında toplumsal alanlarda da önemli bir etki. 12. evinizde meydana gelecek bu dolunay, ay tutulması. Kendinizle ilgili yine gizli kalmış bir şeyleri fark edebileceğiniz, aydınlanmanın olabileceği bir ay tutulması aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tutulmanın tesirleri çok daha güçlü olabilir sizin adınıza. Burada yönetici gezegen Venüs olduğu için, Venüs de Balık burcunda 5. evinizden size güzel bir destekte olduğu için aslında tutulmanın enerjilerinin daha verimli, daha keyifli olduğunu söyleyebilirim. Üstelik Jüpiter'le de güzel bir etkileşimde bu Venüs. Jüpiter zaten ilişki evinizde parlıyor. Romantik konularda, ilişkilerle ilgili alanlarda güzel açılımlar olabilir bu tutulmada. Biraz böyle gizli ve platonik ilişkiler de önemli. Belki gizli bir hayranlığınız ortaya çıkacak ya da sizi seven, size aşık bir kişi ortaya çıkacak. Ya da bir ilişkinizle ilgili, eşinizle ilgili bir sürpriz ortaya çıkacak. Beklemediğiniz teklifler de olabilir. Yine şifalanmakla alakalı bu dolunay 12. ev olunca hem bilinçaltınızla ilgili, kendinizle ilgili bir şeyleri keşfetmeniz, dönüştürmeniz için aynı zamanda arınmalar, terapiler, işte sağlıkla ilgili uygulamalar ve benzeri konularda da hayatınızda yapmanız gereken iyileştirmeler, bu hani zararlı bağımlılıkları bırakmak anlamına da gelebilir. Sizin için daha doğru alışkanlıklar için hayatınıza yeni sayfalar açabilirsiniz. Size zarar veren bir şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bitmesi gereken bir konu da olabilir bu. Belki bir ilişkidir, belki bir iştir. Hani alışkanlıktır. Bunları geride bırakıp hayatınıza daha yeni sayfalar açabileceğiniz, sizin için daha faydalı olacak konuları da aslında öne çıkaran yine önemli bir tutulma etkisi olduğunu söyleyebilirim. Sevgili akrepler, gördüğünüz gibi bu ay sizin için şifa getiren, hayatınızda yeni açılımlar getiren, yaratıcılığınızı destekleyen, aşk hayatınızda önemli bazı amaçlarınızı, belki hedeflerinizi size ulaştıran güçlü bir ay. İşaretleri takip edin, fırsatları iyi değerlendirin. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.